Tarihsel dalgaların yansıması. Bir önce doğrusal dalgaların yansımasından bahsetmiştik. Bir engele çarptıktan sonra da doğrusal dalgalar gelme açısı, yansıma açısı eşit olacak şekilde yansıyordu. Şimdi ise dairesel dalgaların yansıması. Doğrusal engele gelen dairesel su dalgaları engelin arkasındaki bir noktadan yayılıyormuş gibi yansır. Gelen ve yansıyan dalgaların merkezlerinin O1 ve O2 engele uzaklıkları eşittir bakın. Geldi, tam buradan geri dönerek yansıyacaklar. Fakat biz bunu nasıl anlayacağız? Bakın şu gelen dalgaların burada arkalarında bir O1 merkezden gelerek yansıdığını düşüneceğiz. Şu dalgalarımızda bakın şu koyu olanlar gelenlerde çarptığında ters dönüp yansıdıklarında şunların merkezi arkada olacak şekilde yansıyorlar. Evet, dalgaların yayılma doğrultuları dalga tepelerine dik olduğu için doğrusal su dalgaları paralel ışınlara, çembersel su dalgaları da noktasal kaynaktan çıkan ışınlara benzetilebilir demiş. Evet, bunu ileride örnekler çözerken de göreceğiz. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki küresel engellerden yansıma. Yani hem buradaki dairesel dalgaların küresel engellerin yansıması, sonra da dairesel dalgaların buradaki küresel engellerin yansımasına bakacağız. Doğrusal dalgalar çukur engele geldiğinde paralel gelen ışınların çukur aynada toplandığı gibi bunlar da yansıdıktan sonra bakın şuradaki dalgaların ilerleme doğrultularının uzantıları odakta kesişecek şekilde yansıyor. Çukur engele yansıyan doğrusal su dalgalar odaklanır. Odaktan sonra tekrar dağılır. Buradan tekrar bu tarafa doğru dairesel olarak dağılır diyor. Bunun tersi de mümkün. Biz odaktan dairesel dalgalar gönderdiğimizde de bunlar yansıdıktan sonra doğrusal hale gelirler. Doğrusal dalgalarımızın tümsek engelden yansıdığında ise sanki engelin arkasındaki bir noktadan yayılan dalgalar gibi yansırlar gördüğünüz gibi. Bunların da uzantıları ne olmuş oluyor? F'te yani çukur engelin odağında kesişirler. Evet, bunu şu şekilde söyleyebiliriz bakın. Aynı burada aynalarda olduğu gibi düşünebiliriz. Burada odakta toplanıyordu. Burada ise bakın bunların yansıyanların uzantıları odakta toplanıyordu. Aynı şey gerçekleşmiş oldu burada. Yani konuyla ilgili ilk sorumuz X-Y parabolik engellerine şekil 1 ve şekil 2'deki gibi ilerleyen dairesel su dalga atmaları engelden doğrusal olarak yansımaktadır. Evet, engelden doğrusal olarak yansıyorsa arkadaşlar burada hemen şunu çizelim şöyle. Diyelim ki burası odak noktasıdır. Yani buradan engelden doğrusal olarak yansıyabilmesi için bunların uzantıların odakta kesişmesi lazım. Yine bunlar da yansıdıktan sonra doğrusal olarak yansıyorsa bunlar odaktan geliyor demektir. O halde bunun odağı hemen hesaplayalım bakalım. 3 birim gördüğünüz gibi. Bunun odağı da 1, 2, 3, 4 birimdir. X 3, Y de 4 ise cevabımız 3 bölü 4 olacaktır. B seçeneğidir. Evet. Derinliği her yerde aynı olan dalga lehinde O noktasal dalga kaynağı ile dairesel dalgalar üretiliyor. Buna göre dalgalar küresel engelden yukarıda verilenlerden hangileri gibi yansıyabilir? Eğer bura odak noktası ise buradan gelen dalgalar doğrusal olarak yayılacaktır. Doğru. Eğer burası merkez ise hatırlayın merkezden ki cismin görüntüsü yine merkezde oluşur mantığıyla buradan gelen dalgalar da yine odakta merkezde daha doğrusu toplanacak şekilde yansıyacak. Bu da doğru olur. Bakın bu ise uzantıları arkada kesişecek. Demek ki bu nokta O noktası odakla tepe arasındaysa yani merkez şurası odaksa bu O noktası merkezle engel arasındaysa yansıyan ışınlar da arkada ne yapacaktır? Toplanacaktır. Bunu nereden hatırlıyoruz? Aynalarda hatırlıyoruz.
Çukur aynada eğer cisim odaktaysa görüntü sonsuzdadır. Işınlar paralel yansır. Bakın gördünüz. Eğer cisim merkezdeyse görüntü de merkezde oluşur. Demek ki yansıyanlar merkezde toplanacaktır. Eğer cisim odakla ayna arasındaysa bakın şu O noktası öyleyse görüntü arkada olacaktır. Arkada olabilmesi için de yansıyan ışınların uzantısı arkada kesecektir. O halde şu ifadeyi kullanabiliriz. Su dalgalarından dairesel dalgalar aynalardaki görüntü oluşumunu açıklar. Doğrusal dalgalar da aynalardaki yansımayı açıklar. Yani ikisiyle benzerlik bu şekilde gösteriyorlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır burada arkadaşlar.